Bilgisayarım ne kadar elektrik tüketiyor? Bilgisayarlar, ailelerin korkulu rüyaları olan elektrik faturalarına ne kadar etki ediyor? Ülkemizde 1 kilowatt elektrik vergiler dahil, 1.37 Türk lirası gibi bir fiyattan satılıyor. Öncelikle bu bilgiyi cepte bulunduralım. Şubat 2022. Örneğin bilgisayarınızın 600 wattlık bir güç kaynağı, PSU, bulunuyor ve bilgisayarınız, günde ortalama 8 saat çalışıyor. Baba bir hesaplama yapacak olursak günlük tüketim, 600 watt çarp 8 saat 4800 watt olur. Bu 4800 wattı 1000'e bölüp kilowatt elde edersek, 4,8 kilowattlık bir günlük elektrik tüketim değeri elde ediyoruz. Bunu da ortalama elektrik ücreti ile çarparsak, 4,8 kW çarp, 1,37, 6 Türk lirası 6 kuruş gibi bir günlük fatura yansıması oluyor. Tabii ki bu durum, masaüstü bilgisayarların çalıştıkları her an prizden 600 watt elektrik çektikleri anlamına gelmiyor. Söz konusu 600 watt değeri, güç kaynağının bozulmadan bilgisayara sağlayabileceği maksimum elektrik enerjisini temsil ediyor. Yani günlük bilgisayarınızın harcadığı elektrik 600 wattlık bir PSU için 150-200 watt da olabilir. Bu günlük, 1 Türk lirası 37 kuruş elektrik faturası yansımasını, bilgisayarınızı her gün açık tuttuğunuzu varsayarak aylık hesaba vurursak 198 Türk lirası gibi bir tutar elde ediyoruz. Yine bir üst paragrafta bahsettiğimiz gibi bilgisayarlar her zaman PSU değerlerinin tamamı kadar elektrik tüketmediği için günlük harcamanız ortalama 1,5, 1 Türk lirası 9 kuruş gibi bir meblağ olur. Bu meblağda aylık hesapta ortalama artı 45 Türk lirası gibi bir etki demektir. Bu bahsettiğimiz hesaplamaların hepsi güçlü donanım barındıran ve biraz fazla güç tüketen yeni nesil masaüstü bilgisayarlar için geçerli. Eğer ortalama veya ortalama 6 bir bilgisayara sahipseniz, bilgisayarınızın elektrik faturasına ettiği etki 40-60 Türk lirası arasında olacaktır. Bilgisayarın ne kadar elektrik tükettiği nasıl öğrenilir? AlterVision güç kaynağı hesaplayıcı sayfasına gidin, bilgisayarınızın donanım özelliklerini girin, çıkan watt değerini günlük ortalama saat kullanımınız ile çarpın, örnek 313 x 8, 2504 watt. Çıkan sonucu 1000'e bölüp kilowatt değeri elde edin, örnek, 2504 bölü 1002,504 kilowatt. Bu değeri kilowatt başına ortalama ücret ile çarpın, örnek, 2,504 çarp 1.37, 3 Türk lirası 43 kuruş. Kullandığınız bilgisayarın günlük bazda faturaya etkisini hesapladınız. Şimdi bunu aylık baza çevirmek için 30 ile çarpın, örnek, 1 Türk lirası 75 kuruş çarp 30, 102.9 Türk lirası. Tebrikler, bilgisayarınızın elektrik faturasına etkisini hesaplamış oldunuz. Bu hesaplamada her zaman kesin sonuçlara ulaşmanızın bir imkanı yok. Zira kullandığınız elektrik hattının dağıtıcısı, faturanızı 30 günde bir okumayabilir. Bazı durumlarda 5 haftalık ya da 3 haftalık tüketimleriniz için fatura kesilebilir. Bu nedenle günlük ortalama tüketim üzerinden çıkan rakamı baz almanızı tavsiye ederiz. Hemen örnek olarak kendi bilgisayarınızın elektrik faturasına etkisini hesaplayıp yorumlar bölümünde belirtebilirsiniz. Elektrik faturası 150 kW altında nasıl tutulur? Elektriği en çok ne zaman kullandığınıza bakın, mesken ve ticarethane kullanıcıları elektriği tek veya çok zamanlı kullanıyor. Tek zamanlı tarifede tüm gün boyunca tek tip enerji bedeli uygulanırken, çok zamanlı da elektrik kullanım yoğunluğuna göre gün 3'e bölünüyor. Bu saat dilimleri de 06, 17, 17, 22, 22, 06 olarak ayrılıyor. Elektriğin en pahalı olduğu saatler 17, 22 olarak öne çıkıyor. Eğer bu saatlerde evde bulunmuyorsanız veya elektriği diğer saat dilimlerine nazaran daha az kullanıyorsanız 3 zamanlı tarife size uygun olabilir. Bu saat dilimlerindeki tüketimlerinizi elektrik faturanız üzerinde görerek kararınızı verebilir ve 3 zamanlı tarife kullanmaya başlamak için elektrik tedarikçinizle iletişime geçebilirsiniz. Elektrik tedarikçinizi değiştirin, aylık 85 Türk lirası ve üzerinde elektrik faturası ödüyorsanız elektrik tedarikçinizi değiştirerek tüketiminizi azaltmaya gerek kalmadan %10 ile %25 arasında tasarruf edebilirsiniz.
Üstelik mevcut tedarikçinize ödediğiniz teminatı geri alıp yeni tedarikçinize teminat ödemezseniz bir yılda 3-4 aylık elektrik faturası tutarı kadar tasarruf edebilirsiniz. Cihazları prizden çıkartın. Elektrikli aletleri kullanmadığınız zaman stand-by konumunda bırakmak yerine tamamen kapatır veya prizden çıkartırsanız aylık elektrik faturanızdan en az %2 tasarruf edersiniz. Çamaşırları nemliyken ütüleyin. Ütünün ısısı yeterli olacağından ütüleme işlemi bitmeden 5 dakika önce fişten çekin. Ütünün termostatını kumaş cinsine göre en düşük seviyeye ayarlamak tasarrufa yardımcı olur. Çamaşırlar nemliyken toplayıp ütülemek önemli. Bu yöntemle maksimum elektrik tasarrufu sağlanır. Ayrıca 60 derece yerine 40 derecede çamaşır yıkamak, %55'e kadar enerji tasarrufu demek. Ampulleri değiştirin. Geleneksel ampulleri düşük enerjili veya LED olanlarla değiştirmek daha az enerji harcamanızı sağlar. LED ampuller elektrik enerjisinin %90'ını ışığa çevirir, böylece ısınma ile kaybolan enerjinin oranı oldukça düşük olur. Ayrıca ampulleri ve lambaları temiz tutmak, tüketimde %20 oranında tasarruf getirir. Kettle'ı filtre ile kullanın. Hava soğuk olduğu zaman sürekli çay kahve içme ihtiyacı bu ürünün kullanımını artırıyor. Ancak kettle, en çok elektrik harcayan ev aletlerinden. Kettle'da oluşan kireç ve tortuları sık sık temizlemek, cihazı filtreyle kullanmak önemli. Önce havlu sonra saç kurutma makinesi. Yazın güneşin ve sıcak havanın yardımıyla saç kurutma makinesini neredeyse hiç kullanmıyoruz. Ancak kışın bu alet olmazsa olmaz. Saç kurutma makinesi kullanımında tasarruf sağlamak için saçı önce havlu ile iyice kurulayıp ardından makineyi kullanmak gerekiyor. Evinize yalıtım yaptırın. Evde iyi bir yalıtım yapılması, kışın ısıtma ve yaz aylarında soğutma ihtiyacında %20 ile 30 arasında bir düşüş anlamına gelir. Çift camlı pencereler ve ısının kaçmasını önleyen önlemlerle tasarruf edilebilir. Buzdolabı sıcaklığını ayarlayın. Buzdolabının iç ortam sıcaklığını 3 ile 7 derece arasında ayarlayın. Ayrıca dolabın arka kısmını havalandırılmış ve tozsuz tutmak gerekir, bu da enerji tasarrufu yapmayı sağlar. Mutfakta da tasarruf yapın. Yemek yaparken pişmesine 5 dakika kaldığında ocağı söndürebilirsiniz. Yemek mevcut ısıyla pişmeye devam eder. Küçük porsiyonlarda yemek pişirmek çabuk pişmesini sağlarken israfı da önler. Tasarruflu beyaz eşyaları tercih edin. Enerji verimliliği yüksek beyaz eşyalar kullanmak elektrik faturasında %50'ye kadar tasarruf anlamına gelir. Lütfen destek için videoyu beğenip kanala abone olun. Görüşmek üzere.